Teyzeciğim. Sizi yakaladım galiba. Ne yapıyorsunuz burada? Dantel örüyorum. Dantel örüyorsunuz. Çok iyi yapıyorsunuz. Boş durmaktansa kendinizi rahatlatıyorsunuz. Hiç olmazsa yavrularımı sevindiriyorum. Şeytanı sevindireceğinize yavrularımı çocuklarınızı sevindiriyorsunuz. Çok güzel. Ne yapıyorsunuz? Bize biraz anlatır mısınız? Perde. Perde yapıyorum. Perdenin altına şöyle. Şöyle. Çok güzel çiçek motifleri var. Evet. Küçük küçük çiçekler var, büyük evet, çiçekler var. Evet. Bunu yapmak ne kadar zamanınızı aldı? Valla devamlı üstünde durmuyorum. Evde örgü örüyorum. Örgü örüyorsunuz. Şimdi kızım. Evet. Hoca. Birazdan onun yanına da gideceğiz. Seviyor musunuz peki? Aslında ben eskiden çok meşhurdu. Hiç, herkes yapardı danteli. Hiç boş durmayı seviyorum. Ama dantel olsun, örgü olsun, dikiş olsun. Ben 30-40 sene dikiş diktim. Çok güzel. Galiba ondan bu kadar genç kalmışsınız, bu kadar dinç kalmışsınız. Hayır, hayır. 19 Mayıs çocuğuyum ben. 19 Mayıs çocuğusunuz. 19 Mayıs çocuğuyum. Atatürk 19 Mayıs'ı bana emanet etti. Ondan gencim. Keşke herkes sizin gibi düşünse. Emanetlere bu kadar, keşke herkes sizin kadar kıymet verse. Çoğu defa çata çat kavga ediyorum. Sizi çok mutlu görüyorum. Galiba çok bir şeylerle uğraşmak, bir şeyleri... Boş oldum mu? Boş oturdum mu? Uyku basıyor, canım sıkılıyor. Evet. Onun için hiç boş durmayı sevmiyorum. O zaman buradan bizi izleyen sizin kadar genç hanımefendilere, beyefendilere bir tavsiyede bulunalım. Boş durmasınlar değil mi? Hiç boş durmasınlar. Evet. Şeytanı sevindireceklerine çocuklarını sevindirsinler. Çocuklarına sevindirsinler, sağlarına sollarına iyi insan olsunlar, öyle evet, onu öğretsinler. Evet. Canım mutlu benim olmanın o zaman formüllerinden biri ben bu. Ben çok mutluyum. Çok ben mutluyum. Çok teşekkür ediyorum size. Yanımda Kırkyama eğitmeni Nurgün Serim var. Nurgün Hanım merhabalar. Merhaba. Kırkyamayı aslında eskilerden yamama tabiriyle hepimiz duymuşuzdur. Evet. Ama bunun bir sanat olarak sergilenmesini bize biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Sizin de söylediğiniz gibi aslında Kırkyama dünün bugünün işi değil. Evet. Çok tarihle birlikte, insanın var olmasıyla birlikte deyip de geriye gitsem yeridir. Evet. Her ne kadar Kırkyama işte yokluk zamanlarında, savaş zamanlarında imkansızlıklar nedeniyle zorunluluktan ortaya çıkmış bir uygulama gibi görünse de zaman içerisinde tasarruf amaçlı, evet, lüzumsuz müsrifliği ortadan kaldırmak amaçlı devam ettirilmiş bir çalışma türü. Aslında biz bunu anlatırken şey diyoruz, bir sandviç gibi, bir hamburger gibi, bir üst katman, bir ara katman ve bir de astar dediğimiz alt katmandan oluşuyor. Ve bunların üçünün birlikte işlenip sımsıkı birbirlerine tutunmalarını sağlamakla oluşuyor. Tabii ki pek çok konuda olduğu gibi bunda da sanayileşme söz konusu oldu. Sanayileşme bir sanayi dalı halinde bunun için özel bir takım araç gereçlerin, hatta kumaşların, özellikle doğru ve iyi kullanılabilecek kumaşların üretilmesiyle de biraz daha dekoratif, biraz daha sanat dalı haline çevrilmesi sağlandı. Evet. Biz de kurslarımızda bunun varoluşuna uygun davranmaya çalışıyoruz. Para harcayarak değil. Biraz daha geleneksel yöntemlerle aynen devam etmesini aynen istiyorsunuz. Ve daha çok tüketim değil, artık şu anda işlevini yitirmiş olan bir takım parçaları değerlendirerek onları tekrar hayata artı değer katmak suretiyle çalışmaya gayret ediyoruz. Ve gerçekten günlük hayatımızda çok ciddi ihtiyaçlarımızı karşılayan gördüğünüz gibi çeşitli ürünleri ortaya çıkarıyoruz. Evet. Şimdi ben bir şey paylaşmak istiyorum ama insanlar bazen şöyle düşünüyorlar Nurgün Hanım. Ben bir şeyler yapmak istiyorum ya da evet, benim bir hobim yok. Evet. Ya da hobinin yapılması için illa maddi bir şeylerin olması gerektiğini düşünüyorum. Ama ben görüyorum ki
Mesela burada eski parçalarımız var. Evdeki evet. kullanmadığımız kıyafetlerimiz, kesinlikle. Çamaşırlarımız, çoraplarımız, ne varsa bez parçaları. Bunları bir araya getirip de o kadar güzel şeyler ortaya çıkarabiliriz ki. Kesinlikle. Aslında sanat yapmak insanın kendi elinde olan bir şey. Kesinlikle. Ve herkeste var aslında belli evet. yetenekler. Ama bütün mesele o yeteneği tutup ortaya çıkarmak. Biz de bu kurslara katılan arkadaşlarımız içerisinde bütün bir hafta boyunca söküklerini, düşen düğmelerini poşete biriktirip annesini haftalık ziyarete gittiğinde annesine diktirip getiren arkadaşlar var. Evet. Ama bu arkadaşlarım sağ olsunlar bugün gördüğünüz işlerden bazılarını çıkardılar. Evet. Aslında bütün mesele o kaynak herkeste var. O beynin içinde neler var neler. Yeter ki biz, bizde şunlar varmış, ben neler yapabiliyormuşum diyebilecek hareket enerjisini gösterelim. Eğer onu gösterirsek çok güzel şeyler çıkıyor. Çok rahatlıkla söyleyebilirim. Mesela şunda minimum para harcanmıştır. Herhalde bugün 2000 liraya alınamayacak olan yatak örtüsüne harcanan toplam para 50 lira yoktur şunda. Bunda aynı şekilde sadece ana kenar parçalar elimizde, evimizde birkaç metre halinde bir nedenle alınıp kullanılmadan beklememişse mecburen ana parçayı almışızdır ama burada gördüğünüz şeylerin pek çoğu evimizdeki kullanmadığımız, atıl olan bir takım parçalardan üretilmiş şeyler. Tabii ki o da yaşama kaybetmekte olduğumuz dünyaya bir değer sağlama gayretiyle ayrı bir anlam kazanıyor bizde evet. de. Son olarak şunu ben eklemek istiyorum. Ey insanoğlu, evet. eğer isterseniz yapamayacağınız hiçbir şey yok. Her şey mümkün, her şey mümkün. Sanat eserleri burada gördüğümüz hobi olsun, sanat olsun. Her dalda insanların eğer isterse yapamayacağı hiçbir şey yok. Az önce anneniz de şöyle bir cümle kurdu, bu benim için çok önemli. Şeytanın oyuncağı olacağıma çocuklarımın oyuncağı olurum. Kesinlikle. Bir şeyler üretirim ve onlarla mutlu olurum dedi. Ben de sizin bu işin bir parçası olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bunu gören gözler sağ olsun. Evet, çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, geleneksel el sanatlarımızdan biri olan tel kırmanın eğitmeni Işın Hanım'la beraberiz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Tel kırmadan biraz bahsedelim istiyorum. Elimize de örneği var. Şimdi bu sanat dalını nasıl ortaya çıkmış? Bir bilginiz var mıdır? Bu biliyorsunuz Türkiye'nin Karadeniz bölgesi Bartın'a ait bir el sanatı. Evet. Orada benim bildiğim kadarıyla çok eskiye dayanan bir şey, Mayıs ayında güllerin üstüne kar yağıyormuş. Ondan esinlendikleri söyleniyor. Kimisinin Yemeniler uçmasın diye uçlarına teller takılarak ağırlık yapsın, uçmasın çalışırken öyle başlanıldığı söyleniyor. Kısaca o kadar biliyorum. Bartın'da herkes bunu yapıyor, geçimini sağlıyor. Eskiden Türk filmlerinde görürdük kadınlar. Şunun ismi nedir? Bununla tülbentin üzerinde bir şey işlerlerdi. Evet. Bu da herhalde onun bir parçası. Bu da telimiz değil mi? Telimiz. Şimdi şöyle bu gördüğünüz kasnak. Bunda her türlü nakış işleniyor. Tel kırma dahil. Bu da tel kırmanın teli. Yalnız özel bir iğnesi var. Bu da bir tül, bildiğimiz gelin tüllerinden. Bunların petekleri var. Petek sayıları var. Evet. Onlara göre bunu üzerinde işleyip çeşitli modeller, şekiller burada gördüğünüz gibi koyuyoruz. Ama iğnesi özel çünkü tülden geçmesi gerekiyor. Evet, tülü biraz zedelememesi gerekiyor. Gümüş, bakır ve altın tellerle, eskitme tellerle yapılıyor. Böyle çok güzel ve yaşanması gereken bir sanatımız. Biraz motiflerden bahsetmek istiyorum. Genelde lale şeklini görüyorum, çiçek evet. şekillerini görüyorum. Evet. Başka neler yapılabilir tel kırmayla? Geometrik desenler var. Gördüğünüz gibi bu başörtüde, yastıklarda. Onlar kullanılabiliyor. Aslında hayal gücünüzün getirdiği her şeyi kullanabiliyoruz. Yani iğneyle tülü veya kumaşı, teli elinize aldığınızda
siz neyi hayal ediyorsanız onu çıkarıyorsunuz. Peki yastıkta kullanılıyor. Evet. Örtülerde kullanılıyor. Evet. Tablolarda kullanılıyor. Başka kullanım alanları var mı? Çanta yapılabiliyor. Ayakkabı, çanta, terlikler yapılabiliyor. Takı yapılabiliyor. Takı da yapılıyor. Bu sene örneklerimizde yok ama takı da yapılıyor. İşte büyüklerimizin Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini görüyoruz. Portreleri yapılabiliyor. Seccadeler yapılıyor. Yani bize ait ne varsa telde sergileyebiliyoruz. Peki şu an bizi izleyen izleyicilerimiz tel kırmaya niye merak sarsınlar? Tel kırma bir kere bizim kendi öz Türk el sanatımız. Onun için merak salsınlar. Nakış işleme kendini bulmak demektir. Onun için gelsinler. Mutlaka işlesinler. Çünkü onlara mutlaka ilerisi için, o günleri için, her şey için bir kapıdır tel kırma. Maddi manevi bir kapıdır kısaca söyleyeyim. Tel kırma ve bunun gibi el işleri. Tel kırmaya da bunlar için gelebilirler en azından. Şu sözünüzü ben bir kez daha tekrarlamak ve istiyorum ve sonra sizi uğurlayacağım. Nakış işleme kendini bulmaktır dedi evet. Işın Hanım. Evet. O zaman bizi izleyen izleyicilerimize son sözümüz olsun. Nakış işleme kendinizi bulmaktır. Sizi o zaman nakış işleme ve tel kırmaya bekliyoruz. Teyzeciğim. Baskın basanındır dedik ve sizi bastık. Hoş geldiniz. Merhabalar, ne yapıyorsunuz burada? Tel kırma yapıyorum. Az önce Işın Hocam'la beraber tel kırmanın biraz detaylarını aldık ama burada yapılışını da görelim. Şu anda hangi şekli yapıyorsunuz? Şimdi tel kırmanın namaz başörtüsü yapıyorum. Kendiniz için yapıyorsunuz. Evet. Şu anda üzerinizdeki başörtüde de var mıdır? Yok, biraz pullar var. O dokuma. Şimdi bunu şey yaptım. Hem burada bekçiliği, nöbetçilik yapıyorum. Hem boş durmamak için. Tel kırmanın yapıyorum. Yapılışı gayet öğrendim mi gayet kolay güzel. Benim bu sergiden öğrendiğim en önemli şey kimse boş kalmamalı. Tabii. Herkesin bir uğraşı olmalı. Evet. Herkes bir şeye gönül vermeli. Siz de şu anda tel kırıyorsunuz. Bunu yaparken belki torunlarınızı düşünüyorsunuz, belki çocuklarınızı düşünüyorsunuz, belki eşinizi düşünüyorsunuz. Kendimi düşünüyorum. Kendinizi düşünüyorsunuz. Düşünüyorum. Çok önemli, evet. Bu yani beni oyalıyor. Daha çok beynimin çalışmasını biz yani 65 evet. yaşındayım. Bu yaştan sonra ne kadar boş dursak beyin uyuşacak. Evet. Beynimi uyuşturmamak için o hani bir hastalık var ona yakalanmamak için. Alzheimer. Onu pek söyleyemedim. Ağzımıza almayalım zaten. Ondan sonra devamlı kurslara gidiyorum ben. Hemen hemen 4-5 senedir hiçbir kursu. Öbür tarafta da ahşap boyama sergim var. Peki sizin yaşıtlarınıza buradan tavsiyeleriniz var mı? Evde oturmasınlar öncelikle. Tabii. Herkese yani tavsiye ederim. Neden? Çünkü insanı gençleştiriyor. Evet, dinç tutuyor. Tabii dinç tutuyor. Mesela diyor o gençler güle diyor bizim gözümüz görmüyor. Ayıp diyorum yani. Vallahi ayıp diyorum. Yani insan ben severek yapıyorum. El işini seviyorum yani. Severek yapıyorum. Beni çok rahatlatıyor. İşleyen demir ışıldar diyoruz. Tabii. Sonra bak mesela ben bu kursa başladığım zaman 75 kiloydum. Ve 5 kilo verdim. Çünkü yürüyerek gidip hem spor yapıyorum hem üretim yapıyorum. Evet. Yani sağlık açısından bana çok faydalı. Herkese de öyle olmasını tavsiye ederim yani. Teşekkür ediyorum o zaman size. Evet sevgili seyirciler, şimdi de yanımda Büyükçekmece Belediyesi Sanat Merkezi Sorumlusu Vildan Hanım var. Vildan Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle.
Hoş bulduk. Bizi buraya davet ettiniz. Bizi çok güzel ağırladınız. Sizle beraber yaklaşık 2 saattir burayı adım adım geziyoruz. Evet. Vildan Hanım, Büyükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği bu 22. organizasyon. Sizle beraber buradaydık. Biraz organizasyondan bahsedelim isterseniz. 50 branşla 44 gönüllü eğitmenlerimizle hizmet veriyoruz. Bu 2700 kursiyer yetiştirdik. Onun güzelliğini şu an hep birlikte gezmiş bulunuyoruz. Bize bu fırsatı veren, öncelikle söylemeden geçemeyeceğim, sevgili başkanımız Doktor Hasan Akgün'e çok çok teşekkür ediyorum. Burada zaten en büyük katkı başkanımızdan geliyor. Özellikle ev hanımlarımıza yönelik. Biliyorsunuz ev hanımlarımız normalde çay partilerinden televizyonun karşısına geçip dizi izlemekten başka bir şey yapmıyorlardı ne yazık ki. Fakat bizim bu kurslarımız açıldıktan sonra şöyle söyleyeyim, hem bir şeyler öğreniyorlar hem de aynı zamanda ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Bu yüzden tüm kursiyerlerimizin de memnuniyetlerini, teşekkürlerini her fırsatta başkanımıza iletiyoruz. Sizinle de bir şey paylaşmak istiyorum. Gerçi beraber gezdik ama yaklaşık 20 kişiyle sohbet ettik bugün. 20 tane kadınla sohbet ettik ve hepsinin ortak dili şuydu: biz boş kalmıyoruz. Biz bir şeyler yapmaktan çok mutluyuz. Hepimizin birer hobisi var ve kimse boş kalmamalı. Herkes bir şeyler yapmalı, bir şeyler üretmeli. Siz buna öncülük ediyorsunuz başkanımızla beraber. Başkanımızın sayesinde biz de ona aslında bu başkanımızın yaptığı bir çalışma. Biz de nacizane ona elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Şimdi buradan Tarım Türk izleyicilerimize de sunalım, söyleyelim. Eğer size katılmak isterlerse ne yapmaları gerekiyor? Ücretsiz bir kurs zaten. Kesinlikle bu. Kesinlikle ücretsiz. Yapmaları gereken sadece ve sadece bizlere 2 resim, bir kimlik fotokopisiyle müracaat etmeleri. Bir formumuz var. 2 branşta kursiyer alabiliyoruz. Form dolduruyorlar ve istedikleri herhangi bir 2 branşta bizim ücretsiz kursiyerimiz oluyorlar. Sizin ilgilendiğiniz bir sanat dalı var mı? Siz bu geleneksel el sanatlarından mutlaka bir ya da birkaç tanesini yapıyorsunuzdur, değil mi? Aslında Sayın Başkanım bana bu görevi verdiğinde ben iğne tutmasını dahi bilmiyordum. Fakat içlerine girdiğim zaman inanılmaz ürünler çıkartıyorlar. Bir deneyeyim, şunu da bir deneyeyim derken 3-4 branşı ben de evimde yapıyorum. Burada sizinle beraber bütün standları neredeyse gezdik. Çok mutlu oldum ben sizi tanıdığıma. Aynı şekilde ben de çok mutlu oldum. Buradan Tarım Türk izleyicilerine de sanırım şu mesajı vermişizdir: kimse boş kalmamalı. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle. Bir dahaki herkesi sene. Herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyorsunuz Büyükçekmece Belediyesi olarak. Ben de umarım 22.sü düzenlenen bu organizasyondan 23.sünde sizlerle beraber İnşallah. Olmayı umut çok ediyorum. Olabiliriz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Evet sevgili Tarım Türk izleyicileri, Yaşamdan Renkler programıyla bugün Büyükçekmece Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu yıl sonu sergisinde sizlerle beraberdik. Sizler için birçok stand gezdik, tek tek bütün hobileri sizler için öğrendik. Bir dahaki programda farklı konu ve konu başlığıyla sizlerle görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.